Alexey Aleksandrovich, Kontes Lidiya İvanovna'yı unutmuştu. Ama Kontes unutmamıştı onu. Alexey Aleksandrovich'in kendini yapayalnız hissettiği, o ağır umutsuzluk anında çıkageldi. Uşak'la geldiğini haber vermeden doğru çalışma odasına çıktı. Kontes içeri girdiğinde Alexey Aleksandrovich başını ellerinin arasına almış, öyle oturuyordu. Kontes hızlı adımlarla odaya dalıp heyecandan, çabuk hareket etmekten sık sık soluyarak, "Vay force la consigne. 84" dedi. Alexey Aleksandrovich'in elini iki eliyle var gücüyle sıktı. Dalgın bakışlı güzel gözleriyle gözlerinin içine bakarak, "Her şeyi duydum dostum," diye ekledi. Alexey Aleksandrovich kaşlarını çatıp kalktı. Elini çekti, bir sandalyeye sürdü konuğuna doğru. "Buyurmaz mısınız Kontes?" dedi. "Hasta olduğum için bugün kimseyi kabul etmiyordum da." Dudakları titremeye başlamıştı. Kontes Lidiya İvanovna gözlerini Alexey Aleksandrovich'in yüzünden ayırmadan, "Dostum," diye yineledi. Kaşları, alnında bir üçgen oluşturacak biçimde ortadan kalkmışlardı birden. Sarı, çirkin yüzünü daha da çirkinleştirmişti bu. Ama Alexey Aleksandrovich onun, kendisine acıdığını, ağlamaya hazır olduğunu fark etti. Duygulandırdı onu bu, Kontes'in tombul elini aldı, öpmeye başladı. Kontes heyecandan çatlak çıkan bir sesle, "Dostum," dedi. "Üzüntüye kaptırmamalısınız kendinizi. Üzüntünüz büyük, ama bir teselli bulmalısınız kendinize." Alexey Aleksandrovich Kontes'in elini bırakıp onun dolu dolu gözlerinin içine bakmayı sürdürerek, "Yıkıldım, mahvoldum," dedi. "İnsan değilim artık. Hiçbir yerde, kendimde bile dayanacak bir nokta, bir destek bulamadığım için daha da korkunç oluyor durumum." Kontes göğüs geçirdi. "Bulacaksınız o desteği," dedi. "Her ne kadar benim dostluğuma inanmanızı rica ediyorsam da, bende aramayın desteği. Bizim desteğimiz sevgidir. Onun bize vasiyet ettiği sevgi. Onun yüklediği görevler ağır değildir." Kontes'in yüzünde Alexey Aleksandrovich'in çok iyi bildiği o heyecan, coşkunluk anlatımı vardı. "O size destek olacaktır, yardım edecektir." Yüce duygularının Kontes'i duygulandırdığı sözlerinden belliydi. Bu sözlerde Alexey Aleksandrovich'in gereksiz bulduğu, son zamanlarda Petersburg'da yayılan mistik, coşkun hava sezinleniyordu. Ama bunları duymak gene de hoşuna gitmişti Alexey Aleksandrovich'in. "Güçsüzüm ben, yıkıldım. Hiçbir şeyi tahmin edemedim, şimdi de anlayamıyorum. Dostum," diye yineledi Lidiya İvanovna. Alexey Aleksandrovich konuşmasını sürdürüyordu. "Var olmayan şeyin yitirilmesi değil bu. Ona üzülmüyorum. Ama içinde bulunduğum durumda insanlardan utanmamak elimde değil. Kötü bir şey bu, biliyorum, ama elimde değil, elimde değil." Kontes Lidiya İvanovna bakışlarını heyecanla yukarı kaldırdı. "Benim de, herkesin de hayran olduğu o yüce bağışlama sizin değildi, yüreğinize tahtını kurmuş onundu," dedi. "Bu nedenle, davranışınızdan utanmamanız gerekir." Alexey Aleksandrovich kaşlarını çattı, ellerini bükerek parmaklarını çıtlatmaya koyuldu. İnce sesiyle, "Bütün ayrıntıları bilmiyorsunuz," dedi. "İnsan gücünün bir sınırı vardır Kontes, benim gücümün sınırını da biliyorum artık. Bugün bütün gün yeni, yalnız başıma yaşayışımın gerektirdiği sözcüğünü üzerine basa basa söylemişti, düzenin evde kurulmasıyla ilgilendim. Hizmetçiler, mürebbiye, faturalar. Bu küçücük ateş kavurdu içimi, dayanacak gücü bulamadım kendimde. Yemekte dün az kaldı kalkıyordum sofradan. Yüzüme bakışına dayanamadım oğlumun. Bütün bunların ne demek olduğunu sormuyordu bana, ama sormak istiyordu. Dayanamadım bakışına. Bana bakmaya korkuyordu, ama hepsi bu kadar değil." Alexey Aleksandrovich kendisine getirilen pusuladan söz etmek istiyordu. Ama sesi titrediği için sustu. Anna'nın aldığı şapkayla kurdelelerin açık mavi faturasını anımsayınca kendi kendine acıyordu. Kontes Lidiya İvanovna, anlıyorum dostum, dedi. Her şeyi anlıyorum. Yardımı, teselliyi bende bulamazsınız. Ama ben gene de elimden gelirse size yardım etmeye geldim. Bu değersiz, insanı küçülten endişelerden sizi kurtarabilseydim. Farkındayım, kadın sözüne, bir kadının sizinle ilgilenmesine gereksiniminiz var. Bu görevi bana verir misiniz? Alexey Aleksandroviç bir şey söylemeden minnettarlıkla sıktı kontesin elini. Seryoja ile ikimiz ilgileniriz. Pratik yönden güçlü değilimdir. Ama gene de üzerime alıyorum bu görevi. Kahya kadınınız olacağım. Teşekkür etmeyin bana. Ben istediğim için yapıyorum bunu. Teşekkür etmemek elimde değil. Dostum, sözünü ettiğiniz duyguya kaptırmayın kendinizi ama. Bir Hristiyan için yüceliğin en büyüğü olan şeyden utanılmaz. Kendini küçülten, alçaltan kişi yükselir. 85. Hem teşekkür edemezsiniz siz bana. Rabbimize teşekkür etmeli. Ondan yardım dilemelisiniz. Yalnız onda bulacaksınız huzuru, teselliyi, kurtuluşu, sevgiyi. Kontes Lidiya İvanovna böyle söyledikten sonra bakışını yukarı kaldırdı. Susmasından Alexey Aleksandroviç, onun dua ettiğini anlamıştı. Alexey Aleksandroviç şimdi onu dinliyor, eskiden ona tuhaf gelmek bir yana, gereksiz bile görünen deyimleri şimdi doğal, avutucu buluyordu. Alexey Aleksandroviç bu yeni moda, heyecanlı din havasını beğenmezdi. Dinle daha çok politik açıdan ilgilenen bir insandı. Yeni bir takım yorumlara yol açan bu din görüşü özellikle tartışmaya, analizlere neden olduğu için prensipleriyle uzlaşmıyordu. Önceleri bu görüşe karşı ilgisiz, hatta düşmanca davranmış, ona kendini iyice kaptıran Lidiya İvanovna ile bu konuda tartışmaya hiçbir zaman girmemiş, onun tartışma kapısı açmak için attığı lafları sessizce geçiştirmişti. Kontes'in sözlerini ilk kez şimdi zevkle dinliyordu. İçinden itiraz etmiyordu. Kontes duasını bitirince Alexey Aleksandroviç, "Yaptığınız iyilik için de, sözleriniz için de minnettarım size," dedi. Kontes Lidiya İvanovna, dostunun iki elini bir kez daha sıktı. Gülümseyerek, "Şimdi işe girişiyorum," dedi. Bir an sustu, yüzündeki gözyaşlarını sildi, "Seryoja'nın yanına gidiyorum. Ancak son çare olarak başvuracağım size." Kalkıp çıktı odadan. Kontes Lidiya İvanovna Seryoja'nın dairesine gitti. Orada korkmuş çocuğun yanaklarını gözyaşlarıyla ıslata, ona babasının kutsal bir insan olduğunu, annesinin öldüğünü söyledi. Verdiği sözü tuttu Kontes Lidiya İvanovna. Gerçekten de Alexey Aleksandroviç'in evinin bütün yönetimini, bakımını üzerine aldı. Ama pratik yanının zayıf olduğunu söylerken abartmamıştı. Verdiği emirlerin çoğunun, yerine getirilemeyecek şeyler oldukları için sonra değiştirilmesi gerekiyordu. Şimdi Karenin'in evini hiç kimseye sezdirmeden çekip çeviren, efendisi sabahları giyinirken nelerin gerektiğini ona sakin, yavaş yavaş anlatan Alexey Aleksandroviç'in oda uşağı Korney değiştiriyordu onun emirlerini. Ama Lidiya İvanovna'nın yardımı son derece etkili olmuştu. Alexey Aleksandroviç'i ona olan sevgisine, saygısına inandırması, ruhsal destek oluyordu ona. Alexey Aleksandroviç'i gerçek Hristiyan yapmakla büyük mutluluk veriyordu kontese, bu yani onu kayıtsız, tembel bir dindar durumundan, son zamanlarda Petersburg'da öylesine yayılan yeni Hristiyanlık anlayışının ateşli bir yandaşı durumuna getirmekle de büyük ruhsal destek sağlamıştı ona. Alexey Aleksandroviç, Lidiya İvanovna ile onun görüşlerini paylaşan ötekiler gibi, hayal gücü derinliğinden, kişinin hayallerini, öteki hayalleriyle de, gerçekle de uzlaşmak isteyecek kadar canlı kılan ruhsal özellikten yoksun insanlardandı. İnanmayanlar için var olan ölümün kendisi için var olmadığı, ölçüsüne kendisinin karar verdiği tam inanca sahip olduğu için ruhunun günahlardan arındığı, burada, yeryüzünde tam kurtuluşa erdiği düşüncelerinde olmayacak, akıl almaz bir yan görmüyordu. Evet, Alexey Aleksandroviç din konusunda bu düşüncesinin yanlışlığını, hafifliğini belirsiz sezinlemekteydi. Karısını bağışlamasının yüce gücün etkisiyle olduğunu hiç düşünmediği, kendini bu duyguya bıraktığı zamanlar şimdikinden, ruhunda İsa'nın yaşadığını, evrakları imzalarken onun iradesini yerine getirdiğini bir an aklından çıkarmadığı şimdikinden çok daha mutlu olduğunu biliyordu. Ne var ki böyle düşünmek zorundaydı. Düştüğü yüz kızartıcı durumda, herkesçe küçük görülüyorken başkalarını küçük görebileceği uydurma olsa bile bir yüksekliğe çıkması onun için öylesine gerekliydi ki, bu hayali kurtuluşa gerçek bir kurtuluş gibi dört elle sarılmıştı. Kontes Lidiya Ivanovna daha pek genç, heyecanlı bir kızken, zengin, iyi yürekli, neşeli, herkesin tanıdığı bir hovardayla evlendirilmişti. Evliliklerinin 2. ayında bırakmıştı onu kocası. Onun heyecanlı sevgi ve şefkat gösterilerine yalnızca alayla hatta nefretle karşılık vermişti. Kont'un iyi yürekliliğini bilen, heyecanlı Lidya'da da herhangi bir kusur göremeyen tanıdıkları bu nefreti neye yoracaklarını şaşırmışlardı. Yasal yönden boşanmadan, o zamandan beri ayrı yaşıyorlardı. Karşılaştıkları zamanlar kocası ona karşı hep o, nedeni bilinmeyen, iğneli, alaycı tavrını takınırdı. Kontes Lidiya Ivanovna, kocasından çoktan soğumuş, o zamandan bu yana hep birilerini sevmişti. Aynı anda birkaç kişiyi, bunlar erkek de kadın da olabiliyorlardı, sevdiği oluyordu. Herhangi bir yanıyla sivrilmiş, hemen herkese tutkundu. Çar ailesine akraba olan yeni bir prens ya da prensese aşık olurdu. Bir metropolite, bir piskoposa, bir papaza tutulmuş, bir gazeteciyi, 3 Slav'ı, Komisarof'u, 86 bir bakanı, bir doktoru, bir İngiliz misyonerini, Karenin'i sevmişti. K.H. güçlenen, K.H. zayıflayan bu tutkuları yaygın, yoğun olan saray ve sosyete ilişkilerine engel olmazlardı. Ama uğradığı felaketten sonra Karenin'i kanadının altına alınca, onun rahatını sağlamak için evinin yönetimim yüklenince öteki tutkunluklarının gerçek olmadığını, şimdi yalnızca Karenin'e aşık olduğunu anlamıştı. Şimdi Karenin'e beslediği duygu eski duygularının tümünden güçlü görünüyordu ona. Duygusunu inceden inceye düşünüp onu eski duygularıyla karşılaştırdığında, Çar'ı ölümden kurtarmasaydı Komisarof'a aşık olmayacağını, Slav sorunu olmasaydı Ristiç, Kucitski'yi sevmeyeceğini, ama Karenin'i sırf onun gerçek kişiliği yüzünden, onun yüce gönüllülüğü, anlaşılmaz ruhu, çok hoşlandığı ince ses tonu, sözcükleri uzata uzata konuşması, yorgun bakışı, yaratılışı, şiş damarlı yumuşak, beyaz elleri yüzünden sevdiğini düşünüyordu. Karenin ile karşılaşmaktan hoşlanmıyordu yalnızca, onun üzerinde bıraktığı izlenimlerin belirtilerini yüzünde arıyordu. Onun hoşuna yalnızca yaptıklarıyla değil, her şeyiyle gitmek istiyordu. Şimdi Karenin için tuvaletiyle eskisinden daha çok ilgileniyordu. Kendi evli olmasaydı, Karenin de özgür bir insan olsaydı neler olabilirdi diye hayaller kurarken yakalıyordu kendisini. Alexey Aleksandroviç odaya girince heyecandan kızarıyordu. Ondan hoş bir söz duyduğunda sevinçle gülümsemekten alamıyordu kendini. Birkaç gündür büyük bir heyecan içindeydi Kontes Lidiya Ivanovna, Anna ile Vronski'nin Petersburg'da olduklarını öğrenmişti. Alexey Aleksandroviç'i Anna ile karşılaşmaktan korumak, bu korkunç kadının onunla aynı kentte olduğunu, onunla her an karşılaşabileceğini dostunun öğrenmesine engel olmak, onu bu acıdan kurtarmak gerekiyordu. Lidiya Ivanovna tanıdıkları aracılığıyla bu iğrenç insanların Anna ile Vronski'den böyle söz ediyordu, niyetlerini günü gününe öğreniyor, sevgili dostunun gidip geldiği yerleri, onlarla karşılaşmayacak biçimde ayarlamaya çalışıyordu. Kontes'in bilgi toplamasına yardımcı olan, onun aracılığıyla bir işletme hakkı almayı uman, Vronski'nin arkadaşlarından genç bir emir subayı Anna ile Vronski'nin işlerini bitirdiklerini, bir gün sonra gideceklerini haber vermişti. Lidiya Ivanovna'nın içi yeni rahatlamıştı ki, devrisi sabah, el yazısını dehşetle tanıdığı bir pusula getirdiler ona. Anna Karenina'nın el yazısıydı bu. Zarf, samanlı gibi kalın kağıttandı. Uzunca sarı kağıdın başında kocaman bir arma vardı. Nefis kokuyordu. Kim getirdi bunu? Otelden bir uşak. Mektubu okumak için uzun süre oturamadı Kontes Lidiya Ivanovna. Zaten astımlı olduğu için heyecanlanınca soluk almakta güçlük çekmeye başlamıştı. Heyecanı geçtikten, sakinleştikten sonra Fransızca yazılmış mektubu okudu. Madame la Comtesse, yüreğinizi dolduran Hristiyanlık duyguları, size yazmak gibi bağışlanamaz bir cesaret vermiştir bana. Hissediyorum bunu. Oğlumdan ayrı olmanın mutsuzluğu içindeyim. Gitmeden önce onu bir kez görmeme izin vermeniz için yalvarıyorum. Kendimi size anımsattığım için bağışlayın beni. Alexey Aleksandroviç'e değil de size başvurmamın nedeni, o yüce gönüllü insanı, ona varlığımı anımsatarak acı çektirmek istemememdir. Ona beslediğiniz dostluk duygularının beni anlamanıza yardım edeceği inancındayım. Seryoja'yı bana mı yollarsınız, yoksa kararlaştıracağınız uygun bir saatte ben mi eve geleyim? Ya da onu ne zaman, nerede görebileceğimi bildirir misiniz bana? Bu konuda karar verecek insanın yüce gönüllülüğünü bildiğim için olumsuz yanıt beklemiyorum. Oğlumu görmek isteğinin içimi nasıl yaktığını bilmediğiniz için bu yardımınızın bende yaratacağı minnettarlık duygusunun büyüklüğünü tahmin edemezsiniz. Anna. Bu mektuptaki her şey sinirlendirmişti Lidiya İvanovna'yı, mektubun özü, yüce gönüllülüğünden söz edilmesi, en çok da ona küstahça görünen anlatımı. Kontes Lidiya İvanovna, yanıt verilmeyeceğini söyle, dedi. Hemen bloknotunu açıp Alexey Aleksandroviç'e onu saat 1'de saraydaki kutlama töreninde göreceğini umduğunu yazdı. Dostunu hiç değilse biraz hazırlamış olmak için şöyle eklemişti pusulanın altına, sizinle önemli, üzücü bir konuyu görüşmem gerek. Nerede görüşeceğimizi orada kararlaştırırız. En iyisi biz de görüşelim. Çayınızı hazırlatırım. Kesin görüşmeliyiz. İnsana derdi de katlanacak gücü de veren odur. Kontes Lidiya İvanovna günde 2-3 pusula yazıyordu Alexey Aleksandroviç'e. Kişisel ilişkilerinde olmayan bir incelik, esrar taşıyan bu haberleşme biçimi hoşuna gidiyordu. Kutlama töreni sona ermişti. Salondan çıkarken karşılaşan tanıdıklar günün son haberlerinden, yeni verilen nişanlardan, yüksek devlet memurları arasında yapılan yer değişikliklerinden söz ediyorlardı. Sırmalı üniforma giymiş kır saçlı bir adam, ona son yer değiştirme üzerine bir soru soran uzun boylu, güzel bir Nedime'ye, Kontes Maria Borisovna'yı savunma bakanı, Prenses Vatkovskiya'yı da genelkurmay başkanı yapsalar nasıl olur? Dedi. Kontes Lidiya İvanovna gülümsedi. Beni de yaver, sizin göreviniz var zaten. Din İşleri Başkanısınız siz. Yardımcınız da Karen'in. Yaşlı adam, yanlarına gelen bir tanıdığın elini sıkarken, merhabalar prens. Dedi. Karen'inle ilgili ne konuşuyordunuz? Diye sordu prens. Putyatov ile birlikte Alexander Nevski nişanı aldılar. Onun bu nişanı daha önce almış olduğunu sanıyordum. Yaşlı adam sırmalı şapkasıyla salonun kapısında devlet konseyinin önemli üyelerinden biriyle konuşan, saraya üniformasıyla gelmiş, omzunda çapraz duran kırmızı kordonuyla Karen'ini gösterdi. Hayır, dedi. Baksanıza ona. Atletik yapılı, yakışıklı bir mabeyincinin elini sıkmak için durup, bakır bir metalik gibi memnun ve mutlu, diye ekledi. Mabeyinci, doğrusu çok çökmüş, dedi. Çok çalışmaktan. Bu sıralar durmadan yeni projeler üretiyor. Her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlatmadan bırakmayacaktır zavallıyı. Çökmüş mü? Ilfait des Bassens. 87 sanıyorum. Kontes Lidiya İvanovna karısından kıskanıyor onu. Yok canım. Kontes Lidiya İvanovna için böyle konuşmayın lütfen. Kötü bir şey söylemeyin onun için. Karenin'e aşık olması kötü bir şey mi yani? Sahi Karenina'nın burada olduğu doğru mu? Burada, sarayda değil kuşkusuz Petersburg'da. Dün Alexey Vronski ile Morskaya'da Brasdessus, 88'i gördüm onları. Mabeyinci, CS Unhom Mekuna Pas. 89'u diye başlamıştı. Amaçar ailesinden birine öne eğilerek yol verirken sözünü yarıda kesti. Alexey Aleksandroviç, ele geçirdiği devlet konseyi üyesinin yolunu kesmiş, onun gitmesine engel olmak için hazırladığı yeni bir mali projeyi ona bir an susmadan en küçük ayrıntısına varıncaya dek anlatırken biraz ötede onun için alaylı, onu suçlayan şeyler söylüyorlardı. Karısının onu terk etmesiyle hemen hemen aynı anda Alexey Aleksandrovich'in başına bir devlet memuru için en üzücü şey gelmiş, olağan yükselmesi duraklamıştı. Gerçekti bu duraklama. Herkes görüyordu bunu. Ama Alexey Aleksandrovich devlet hizmetinin artık bittiğinin farkında değildi. Stremov ile çatışmasından mı, karısı yüzünden uğradığı felaketten mi, yoksa kaderinin çizdiği sınıra geldiğinden mi nedense, bu yıl herkes Alexey Aleksandrovich'in devlet hizmetinin sonuna geldiğini sezinliyordu. Hala önemli bir hizmetteydi. Birçok komisyonun, komitenin üyesiydi ama artık tükenmiş, kendisinden daha fazla bir şey beklenmeyen bir insandı. Ne söylerse söylesin, ne önerirse önersin, önerisini, her söylediğini çok eskiden bilinen, gerekli olandan çok uzak şeylermiş gibi dinliyorlardı. Ne var ki, Alexey Aleksandrovich anlayamıyordu bu durumu. Tam tersine devlet işlerine doğrudan katılmaktan uzaklaştırıldığı için, şimdi başkalarının çalışmalarındaki eksik yanları, hataları eskisinden daha açık gördüğü için bunların düzeltilmesi yolunda alınması gereken önlemleri göstermeyi kendine bir görev sayıyordu. Karısının onu bırakıp gitmesinden hemen sonra, yeni mahkemeler üzerinde bir rapor hazırlamaya koyulmuştu. Bu rapor onun, daha sonra hazırlayacağı, yönetim kollarının her birini ayrı ayrı eleştiren, hiç kimseye gereği olmayan sayısız raporlardan ilkiydi. Alexey Aleksandrovich görevdeki umutsuz durumunu fark etmediği, buna üzülmediği gibi, çalışmalarından şimdi her zaman olduğundan daha fazla hoşnuttu. Havari Pavlus, evli olan kişi karısının gönlünü kazanmak için yani dünya işleri için didinir. Evli olmayan kişi ise, Rabbin gönlünü kazanmaya, yani Rabbin buyruklarını yapmaya didinir. 90 diyordu. Şimdi bütün davranışlarını kutsal kitaba göre ayarlayan Alexey Aleksandrovich sık sık düşünüyordu bu parçayı. Karısız kaldığından bu yana, bu raporlarla, projelerle Rabb'a eskisinden daha çok hizmet ettiğini sanıyordu. Ondan bir an önce kurtulmak için devlet konseyi üyesinin gösterdiği sabırsızlık hiç rahatsız etmiyordu Alexey Aleksandrovich, konsey üyesi, Çar ailesinden birinin yanlarından geçmesinden yararlanıp sıvışınca sustu ancak. Yalnız kalınca başını önüne eğdi Alexey Aleksandrovich düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu, sonra dalgın dalgın çevresine bakındı. Kapıya yürüdü. Orada Kontes Lidiya İvanovna ile karşılaşacağını umuyordu. Alexey Aleksandrovich yolu üzerindeki lavanta kokan favorileri güzelce taranmış, güçlü kuvvetli mabeyinciye prensin üniforması içinde gerili duran kırmızı boynuna bakarak, "Ne sağlıklı, güçlü kuvvetli insanlar," diye geçirdi içinden. Mabeyincinin baldırlarına bir daha yan gözle bakarak, "Dünyada her şeyin kötü olduğunu söyleyen doğru söylemiş," diye geçirdi içinden. Ağır adımlarla, her zamanki gibi yorgun, çalımlı yürüyüşüyle yanlarından geçerken, ondan söz eden bu bayları selamladı. Bir yandan da kapıya bakıyor, bakışlarıyla Kontes Lidiya İvanovna'yı arıyordu. Karenin tam önlerinden geçerken soğuk bir tavırla başını öne eğerek selam verdiği anda yaşlı adam, gözlerinde hain bir pırıltı, "Ah Alexey Aleksandrovich," dedi. Karenin'in omzundaki yeni aldığı kordonu gösterdi. "Hala kutlayamadım sizi." "Alexey Aleksandrovich, teşekkür ederim," dedi. "Ne hoş bir gün." Her zamanki gibi, hoş sözcüğünün üzerine daha bir basmıştı. Onların kendisiyle alay ettiklerini biliyordu Alexey Aleksandrovich. Düşmanlıktan başka bir şey de beklemiyordu onlardan zaten. Alışmıştı artık buna. Kapıdan girmekte olan Kontes Lidiya İvanovna'nın, korsesinden fırlamış sarı omuzlarını, onu kendisine çağıran hülyalı bakışını görünce bakımlı, bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi Alexey Aleksandrovich. Kontes'in yanına gitti. Lidiya İvanovna'nın bu tuvaleti de, son zamanlardaki bütün tuvaletleri gibi hayli uğraştırmıştı onu. Giyinip kuşanmasının şimdiki amacı bundan 30 yıl öncesinin tam tersiydi. O zamanlar kendini bir şeylerle süslemek isterdi, süsledikçe de daha güzel olurdu. Şimdi ise tam tersine, yaşına ve bedenine göre ister istemez öylesine aşırı süslenemiyordu. Süsüyle dış görünüşünün arasındaki zıtlığın fazla korkunç kaçmamasını düşünüyordu yalnızca. Alexey Alexandrovich konusunda da amacına ermişti. Çekici buluyordu onu Alexey Alexandrovich. Gerçekten de Alexey Alexandrovich için Kontes Lidiya Ivanovna kendisini kuşatan düşmanlık ve alay denizinde yalnızca yakın dostluğun değil, sevginin de tek adasıydı. Alexey Alexandrovich, alaylı bakışlar arasından geçerek, bir bitkinin ışığa yöneldiği gibi, Kontes'in sevgi dolu bakışına kaptırmıştı kendini, ona gidiyordu. Kontes, bakışıyla Alexey Alexandrovich'in omzundaki kurdeleyi göstererek, "Kutlanırız sizi," dedi. Alexey Alexandrovich, haz gülümsemesini tutup bunun onu sevindirecek bir şey olmadığını anlatmak istiyormuş gibi gözlerini kapadı, omuzlarını kaldırdı. Oysa Kontes Lidiya Ivanovna bunun Alexey Alexandrovich için bunu itiraf etmese bile en büyük sevinç kaynaklarından biri olduğunu çok iyi biliyordu. Kontes Lidiya Ivanovna, "Meleğimiz nasıl?" diye sordu. Seryoja'dan söz ediyordu. Alexey Alexandrovich kaşlarını kaldırıp gözlerini açtı. "Ondan tam anlamıyla hoşnut olduğumu söyleyemem," dedi. "Sitnikov da hoşnut değil. Sitnikov, Seryoja'nın din dışı eğitimi özel öğretmeniydi. Size daha önce de söylediğim gibi, her insanın, her çocuğun ruhunda etki uyandırması gereken en önemli konulara karşı bir soğukluk var onda." Alexey Alexandrovich böylece, onu görevinin dışında ilgilendiren tek şey üzerine, oğlunun eğitimi üzerine konuşmaya başladı. Alexey Alexandrovich, Lidiya Ivanovna'nın yardımıyla yeniden yaşama, işine döndükten sonra, onda kalan oğlunun eğitimiyle ilgilenmediği için konuyu önce teorik yönden almıştı ele. Antropoloji, pedagoji, didaktik üzerine birkaç kitap okuduktan sonra oğlunun eğitimiyle ilgili bir plan hazırlamıştı kafasında. Petersburg'un en iyi öğretmenini tutup işe koyulmuştu. Bu iş onu sürekli meşgul ediyordu. Lidiya Ivanovna heyecanlı, "Evet, ama ya kalbi?" dedi. "Babasının kalbi var onda, biliyorum. Böyle bir kalbi olan çocuk kötü olamaz." "Evet, belki. Bana gelince görevimi yapıyorum. Elimden gelen bu." Kontes Lidiya Ivanovna bir an sustuktan sonra, "Bana geliyorsunuz, değil mi?" dedi. "Sizin için üzücü bir konuda görüşmeliyiz. Sizi bazı anılarınızdan kurtarmak için her şeyimi verirdim. Ama başkaları benim gibi düşünmüyor. Ondan bir mektup aldım. Burada o, Petersburg'da." Karısından söz edilince ürperdi Alexey Alexandrovich. Ama yüzünü hemen bu konuda kesin çaresizliğini gösteren o anlatım kaplamıştı gene. "Bunu bekliyordum," dedi. Kontes Lidiya Ivanovna heyecanla baktı ona. Alexey Alexandrovich'in yüce gönüllülüğü karşısında duyduğu hayranlıktan gözleri dolu dolu olmuştu. Alexey Alexandrovich, Lidiya Ivanovna'nın antika porselenlerle dolu, duvarlarında portreler asılı, rahat, küçük odasına girdiğinde Kontes yoktu orada. Üstünü değiştiriyordu. Yuvarlak masanın örtüsü örtülmüştü. Çin işi bir çay takımıyla gümüş bir çaydanlık hazır bekliyordu. Alexey Alexandrovich odanın duvarlarını süsleyen, hepsi de tanıdık, çok sayıda portreye şöyle bir göz gezdirdikten sonra masanın yanındaki kanepeye oturdu, üzerindeki İncil'i açtı. Kontes'in giysisinin ipek hışırtısını duyunca başını İncil'den kaldırdı. Kontes Lidiya Ivanovna masayla kanepenin arasından çabucak geçmeye çalışırken, dudaklarında heyecanlı bir gülümseme, "Ha, şöyle," dedi. "Rahat rahat oturup hem çayımızı içelim, hem konuşalım." Kontes Lidiya Ivanovna dostunu hazırlamak amacıyla birkaç şey söyledikten sonra, aldığı mektubu sık sık soluyarak, yüzü kızararak Alexey Alexandrovich'in eline bıraktı. Alexey Alexandrovich mektubu okuduktan sonra uzun süre bir şey söylemedi. Neden sonra gözlerini kaldırdı, ürkek, "Onun bu isteğini reddetmek hakkım olduğunu sanmıyorum," dedi. "Sevgili dostum benim, hiç kimseye kötülük konduramazsınız. Tam tersine her şeyin kötü olduğunu görüyorum. Ama doğru bir davranış mı olur?" Alexey Alexandrovich'in yüzünde kararsızlık ile anlamadığı bir konuda öğüt, yol gösterme, destek istediğini gösteren bir anlatım vardı. Kontes Lidiya İvanovna kesti sözünü, "Hayır. Her şeyin bir sınırı vardır. Ahlaksızlığı anlarım." Hiç de içten söylememişti bunu. Zira kadınları ahlaksızlığa götüren şeyi hiçbir zaman anlamamıştı. "Evet, ahlaksızlığı anlarım ama hainliğe aklım ermez. Hem de kime? Size. Nasıl kalabiliyor sizin bulunduğunuz kentte? Evet, ne demiş atalarımız? 100 yılda yaşasan öğrenmeye çalış. Ben de sizin yüceliğinizi, onun alçaklığını öğrenmeye çalışıyorum." Durumundan hoşnutsuzluğu besbelli Alexey Aleksandroviç, "Peki, ama ilk taşı kim atıyor?" dedi. "Her şeyi bağışladım." Bu nedenle onun için bir gereksinim olan şeyden, oğluna beslediği sevgiden yoksun edemem onu. Ama onunki sevgi midir dostum? Yürekten midir bu sevgi? Tutalım her şeyi bağışladınız, bağışlıyorsunuz. Peki, ama o meleğin duygularıyla oynamaya hakkınız var mı? Annesini öldü biliyor. Dua ediyor, onun için günahlarını bağışlaması için Tanrı'ya yakarıyor. Hem böylesi daha iyi. Sonra ne düşünür? Alexey Aleksandroviç, kontese hak verdiğini gizlemeden, "Bunu hiç düşünmemiştim," dedi. Kontes Lidiya İvanovna yüzünü elleriyle kapadı. Sustu. Dua ediyordu. Duasını bitirdikten sonra ellerini indirdi yüzünden. "Bana sorarsanız, bunu yapmanızı salık vermem size," dedi. "Ne çok acı çektiğinizi, bunun bütün yaralarınızı nasıl deştiğini görmüyor muyum? Ama tutalım, her zamanki gibi kendinizi düşünmüyorsunuz gene." "Peki, ama ne yararı olacak bunun? Sizin yeni acılar tatmanızdan, çocuğun acı çekmesinden başka ne yararı olabilir? Onda bir damlacık insanlık kalmışsa, kendi böyle bir istekte bulunmamalıydı." "Hayır, bir an kararsızlık duymadan istiyorum sizden bunu. İzin verirseniz ben yazacağım ona yanıtınızı." Alexey Aleksandroviç razı oldu. Kontes Lidiya İvanovna, Fransızca bir mektup yazdı Anna Karenina'ya, "Sayın bayan. Oğlunuzun sizi anımsaması, onun ruhunda kutsal kalması gereken şeyi kötülemeden yanıtlanamayacak soruların aklına gelmesine neden olacağından, kocanızın, gerçek bir Hristiyan olarak, isteğinizi reddetmesini anlayacağınızı umarım. Yüce Tanrı'dan günahlarınızı bağışlamasını dilerim. Kontes Lidiya." Bu mektup Kontes Lidiya İvanovna'nın kendi kendinden bile sakladığı gizli emelini gerçekleştirmişti. Alabildiğine hakaretle doluydu Anna'ya. Öte yandan Alexey Aleksandroviç eve döndükten sonra bütün gün veremedi kendini günlük işlerine. Eskiden hissettiği o inanan, kurtulmuş insanın ruhsal rahatlığını hissedemedi. Ona karşı öylesine suçlu olan, Kontes Lidiya İvanovna'nın öylesine doğru söylediği gibi kendisinin ise öylesine iyi, öylesine Hristiyanca davrandığı karısını anımsamak üzmemeliydi Alexey Aleksandroviç'i. Ama huzursuzdu. Okuduğu kitabı anlayamıyor, karısına karşı davranışlarında şimdi gördüğü yaptığı yanlışların anısını atamıyordu içinden. At yarışlarından dönüşte karısı ihanetini itiraf ettiğinde Vronski'yi düelloya çağırmayıp Anna'dan yalnızca dış görünüşü kurtaracak biçimde davranmasını istemesinin anısı pişmanlık gibi acı veriyordu ona. Anna'ya yazdığı mektubu düşündükçe içi sızlıyordu. Özellikle hiç kimsenin umursamadığı, duymadığı bağışlamasının, başkasının olan bir çocuğa gösterdiği yakın ilgisinin anıları yüreğini utançla, pişmanlıkla yakıyordu. Şimdi Anna ile ilgili geçmişini düşündüğünde, uzun süre kararsızlık içinde bocaladıktan sonra ona evlenme önerisinde bulunurken söylediği acemice şeyleri anımsadığında gene aynı utanma ile pişmanlığı duyuyordu. Kendi kendine, "Ama benim suçum ne bunda?" diye sordu. Bu soru hep bir başka soruyu getiriyordu aklına. Vronskiler, Oblonskiler, şu kalın baldırlı mabeyinciler başka türlü mü hissediyor, başka türlü mü seviyor, evleniyorlardı. Elinde olmadan her zaman, her yerde onun dikkatini üzerlerine çeken bu kanlı canlı, güçlü, kuvvetli, kendilerine alabildiğine güvenen insanları anımsıyordu. Bu düşünceleri içinden atmaya, onun bu dünyadaki yaşam için değil, sonsuz yaşam için yaşadığını, ruhunda huzur ve sevginin olduğunu düşünmeye çalışıyordu. Gel gelelim, bu geçici yaşamda yaptığı birkaç önemsiz hata, inandığı o sonsuz kurtuluş gerçekte yokmuş gibi acı veriyordu ona. Ama bu yoldan çıkış uzun sürmedi. Çok geçmeden Alexey Aleksandrovich'in ruhunu gene düşünmek istemediği şeyleri anımsamasına engel olan o huzur, o yüce duygular doldurdu. Doğum gününden bir gün önce gezintiden yüzü al, neşeli mi neşeli dönen Seryoja, beli büzgülü pardösüsünü, ona tepeden gülümseyen uzun boylu, yaşlı kapıcıya verirken, ne var ne yok Kapitoniç?" dedi. "Sargılı memur geldi mi bugün? Babam kabul etti mi onu?" Kapıcı neşeli göz kırptı ona. "Evet. Sekreter gider gitmez haber verdim kendilerine. İzin verin çıkarayım küçük bey." Seryoja'nın Slav eğitmeni iç odalara açılan kapıda göründü. "Seryoja," diye seslendi oradan. "Kendiniz çıkarın." Seryoja eğitmeninin zayıf çıkan sesini duydu ama aldırış etmedi. Kapıcının omuz kayışından tutmuş, öyle duruyor, yüzüne bakıyordu. "Peki, istediği şeyi yaptı mı babam?" Kapıcı evet anlamına başını salladı. Bir şey için Alexey Aleksandrovich'ten dilekte bulunmaya, bu gelişiyle 7. kez gelen sargılı memur Seryoja'yı da, kapıcıyı da pek ilgilendirmişti. Seryoja bir gün holde görmüştü onu. Alexey Aleksandrovich'e kendisini kabul edip etmeyeceğini sorması için kapıcıya acıklı acıklı yalvarıyor, çocuklarının da, kendisinin de ölümle yüz yüze olduklarını söylüyordu. Memuru holde bir kez daha görünce ona karşı büyük bir merak uyanmıştı Seryoja'da. "Çok sevindi mi bari adamcağız?" diye sordu. "Sevinmez olur mu? Giderken göklere uçuyordu sanki." Seryoja bir an sustuktan sonra sordu, "Bir şey getirdiler mi?" Kapıcı başını sallayarak fısıldadı, "Evet küçük bey, kontesten bir şey geldi." Seryoja kapıcının sözünü ettiği şeyin, Kontes Lidiya İvanovna'nın yolladığı yaş günü armağan olduğunu hemen anlamıştı. "Ne diyorsun?" dedi. "Nerede?" "Korney, babanıza götürdü. Hoş bir şeye benziyordu." "Büyük müydü? Bu kadar var mıydı?" "Biraz daha küçük ama güzeldi." "Kitap olmasın?" "Hayır, başka bir şey." Kapıcı yaklaşan eğitmenin ayak sesini duyunca omuz kayışından tutan, eldiveni yarısına kadar inmiş küçük eli açmaya çalışarak başıyla onu gösterdi. "Hadi gidin, gidin," diye ekledi. "Vasili Lukiç geliyor." Seryoja görevine düşkün Vasili Lukiç'i her zaman yumuşatan o neşeli, sevgi dolu gülümsemesiyle, "Şimdi geliyorum Vasili Lukiç," dedi. Seryoja yazlık parkta dolaşırken Kontes Lidiya İvanovna'nın kız yeğeninden öğrendiği, aileyle ilgili sevinçli haberi arkadaşı kapıcıyla paylaşmadan edemeyecek kadar neşeli, mutluydu. Bu sevinç, memurun sevinciyle doğum günü armağanı olarak oyuncak geldiği için, kendi sevinciyle aynı zamana rastlaması nedeniyle ona daha bir önemli görünüyordu. O günün herkesin sevinçli, mutlu olması gereken bir gün olduğunu sanıyordu. "Biliyor musun, babam Alexander Nevski nişanı almış." "Bilmez olur muyum? Kutlamak için gelenler bile oldu." "Sevinçli mi?" Kapıcı kaşlarını çatıp ciddi, "Çar'ın lütfuna sevinmez mi insan?" dedi. "Hak etti ki verdiler ona bu nişanı." Seryoja kapıcının en küçük ayrıntılarına dek bildiği yüzüne, özellikle ona her zaman alttan yukarı bakan Seryoja'dan başka hiç kimsenin oradan görmediği iki favorisi arasından sarkan sakalına bakarak düşünceye daldı. "Kızın sana gelmeyeli çok olmuyor mu?" Kapıcının kızı balerindi. "Hafta içinde nasıl gelsin? Onların da dersleri var." "Sizin de dersiniz var küçük bey, gidin." Seryoja odaya girince dersinin başına oturacağına, eğitmenine yaş günü armağanı olarak getirilen şeyin bir lokomotif olduğunu tahmin ettiğini anlatmaya koyuldu. "Siz ne dersiniz?" diye sordu. Ama Vasili Lukiç o anda yalnızca bir şeyi, Seryoje'yi 2 saat sonra gelecek gramer öğretmenine hazırlamak için ders çalıştırması gerektiğini düşünüyordu. Seryoje ders masasına oturmuş, kitabını eline almıştı ki, birden sordu. "Hayır, yalnızca şunu söyleyin bana Vasili Lukiç. Alexander Nevski nişanından sonra hangisi geliyor? Biliyor musunuz, babam Alexander Nevski nişanı aldı. Vasili Lukiç, Alexander Nevski nişanından sonra Vladimir nişanının geldiğini söyledi. Peki, ondan sonra hangisi geliyor? En büyüğü Andrei Pervezvanlı'nın nişanıdır. Ya Andrei'den büyüğü? Bilmiyorum. Nasıl, siz bile bilmiyorsunuz demek." Seryoje dirseklerini masaya dayayıp derin düşüncelere daldı. Karışık, değişik düşünceler vardı kafasının içinde. Babasının birdenbire Vladimir ve Andrei nişanlarını alacağını, bu nedenle bugün derste çok daha uslu olacağını düşünüyor. Büyüyünce kendisinin de bütün nişanları, Andrei'den daha büyük bir nişan çıkarsa onu da alacağını hayal ediyordu. Andrei nişanından büyük bir nişan çıkar çıkmaz alacaktı onu. Daha büyük bir nişan çıkarsa onu da alacaktı. Çalışma saati bu çeşit hayaller içinde geçti. Öğretmen geldiğinde zaman zarflarıyla yer ve hal zarflan dersi hazır değildi. Öğretmen bu duruma üzüldü. Onun bu üzüntüsü Seryoje'ye dokundu. Dersi hazırlamadığı için kendini suçlu hissetmiyordu. Çünkü ne kadar çalışırsa çalışsın, bir türlü yapamıyordu bu dersi. Öğretmen anlatırken anladığını sanıyor, buna inanıyor ama yalnız kalır kalmaz, kısacık, öylesine anlaşılır, birdenbire sözcüğünün bir zarf olduğunu bir türlü anımsayamıyordu. Öğretmenin kitaba baktığı bir sessizlikten yararlanıp sordu birden, "Mihail İvaniç, yaş gününüz ne zaman sizin? Dersinizi düşünseniz daha iyi edersiniz. Yaş günlerinin aklı başında insanlar için hiçbir anlamı yoktur. Yaş günü de insanın çalışması gereken öteki günler gibi sıradan bir gündür." Seryoje öğretmeninin yüzüne, seyrek, küçük sakalına, burnunun üzerinde bıraktığı izden daha aşağı düşmüş gözlüğüne dikkatli baktı. Derin düşüncelere daldı. Öyle dalmıştı ki öğretmeninin anlattıklarını duymuyordu artık. Öğretmeninin biraz önce söylediği şeyleri içinden gelerek söylemediğini anlamıştı. Bunu onun ses tonundan hissetmişti. Canı sıkkın, soruyordu kendi kendine, "Peki, ama niçin en can sıkıcı, en gereksiz şeyleri bana hep aynı tavırla anlatmak için söz birliği ettiler bunlar? Niçin ona sokulmama izin vermiyor öğretmenim? Niçin sevmiyor beni?" diye soruyordu kendi kendine. Bir yanıt bulamıyordu bu sorulara. Öğretmenin dersinden sonra babasının dersi vardı. Babasının gelmesini beklerken Seryoje masaya oturmuş, çakısıyla oynayarak düşünceye dalmıştı. Seryoje'nin en sevdiği uğraşlardan biri de gezintileri sırasında annesini aramaktı. Genel olarak ölüme, özellikle de Lidiya İvanovna söylemişti, babası da doğrulamıştı. Ama annesinin öldüğüne inanmıyor. Ona annesinin öldüğünü söyledikleri günden beri, gezintileri sırasında annesini arıyordu. Dolgun yapılı, alımlı, siyah saçlı her kadın annesiydi. Böyle bir kadın görünce ruhunda öylesine bir şefkat, sevgi kabarıyordu ki, tıkanacak gibi oluyor, gözleri bulanıyordu. Kadının her an ona yaklaşıp yüzünü örten tülü kaldıracağını bekliyordu. Annesinin yüzünü görecekti. Gülümseyecekti annesi. Kucaklayacaktı onu. Seryoje onun kokusunu ciğerlerine çekecek, elinin yumuşaklığını duyacaktı. Bir akşam annesinin kucağında yatmış, annesi onu gıdıklarken kahkahalarla gülerek onun yüzük dolu bembeyaz elini öpmüştü. O akşamki gibi mutluluktan ağlayacaktı gene. Sonra bir rastlantı sonucu dadısından annesinin ölmediğini öğrenince, babasıyla Lidiya İvanovna ona annesinin onun için öldüğünü, çünkü onun iyi bir kadın olmadığını, Seryoje dünyada inanmazdı buna, çünkü seviyordu annesini, söylemelerinden sonra gene öyle aramayı, beklemeyi sürdürmüştü annesini. Bugün yazlık parkta leylak rengi tüllü bir bayan vardı. Bayan, dar yolda karşıdan ona doğru gelirken Seryoje, yüreği duracakmış gibi çarparak, bunun annesi olduğu umuduyla gözlerini ayırmamıştı ondan. Bayan onların yanına kadar gelmemiş, yana sapmış, gözden kaybolmuştu. Seryoja annesine beslediği büyük sevgiyi, bugün her zamankinden daha güçlü duyuyordu içinde. Şimdi de dünyayı unutmuş, babasını beklerken, ışıl ışıl gözlerini önüne dikmiş, çakısıyla masanın kenarını boydan boya oyarken, annesini düşünüyordu. Vasili Lukiç uyandırdı onu daldığı düşüncelerden, babanız geliyor. Seryoja ayağa fırladı. Babasının yanına gitti. Eline öptükten sonra, Alexander Nevski nişanını almanın sevinç izlerini arayarak dikkatle baktı yüzüne. Alexey Aleksandroviç koltuğuna oturdu. Masanın üzerindeki din kitabını önüne çekip açtı. "İyi gezdin mi?" dedi. Alexey Aleksandroviç, Seryoja'ya her Hristiyanın kutsal tarihi çok iyi bilmesi gerektiğini, birçok kez söylemiş olmasına karşın, ders sırasında kendi sık sık bakardı din kitabına. Seryoja da farkındaydı bunun. Seryoja sandalyesine yan oturmuş, yasak olmasına karşın sallanıyordu. "Evet babacığım," dedi. "Çok eğlendim. Nadenka'yı gördüm." Nadenka, Lidya İvanovna'nın yanında kalan yeğeniydi. "Size yeni bir nişan verdiklerini söyledi." "Sevinçli misiniz babacığım? Önce sallanmayı kes lütfen. Sonra değerli olan nişan, ödül değil, çalışmak, emektir. Bunu anlamanı isterim. Söz gelimi, ödül için çalışırsan, derslerini yaparsan bir yük olarak görürsün çalışmayı." Ama Alexey Aleksandroviç, o sabah, 118 kağıdı imzalamak olan görevini yaparken, bunun bir borç olduğunu düşünerek can sıkıntısını dağıtmaya çalıştığını anımsamıştı. "Yaptığın işi severek yaparsan ödülünü de onda bulursun." Seryoja'nın sevgiyle parlayan gözlerindeki ışık söndü. Babasının bakışı altında yere indirdi bakışını. Bu Seryoja'nın çoktan beri tanıdığı, bildiği, kendine uydurmayı öğrendiği, babasının ona karşı her zaman takındığı tavrıydı. Babası hep Seryoja hissediyordu bunu hayalinde canlandırdığı, ancak kitaplarda olan, ama Seryoja'ya hiç benzemeyen bir çocukla konuşur gibi konuşurdu onunla. Seryoja da babasına kitaptan alınma o çocuk gibi görünmeye çalışıyordu. "Babası, umarım anlıyorsun söylediğimi," dedi. Seryoja hayali çocuk gibi olmaya çalışarak, "Evet babacığım," diye karşılık verdi. Bugünkü ders İncil'den birkaç dörtlük ile kutsal tarihin baş bölümünü içeriyordu. İncil'den dörtlükleri iyi biliyordu Seryoja. Ama onları ezbere okurken babasının, şakağına sert bir biçimde inen alın kemiğine takıldı gözü, şaşırdı. Bir dörtlüğün sonunu, aynı sözcükle başlayan başka bir dörtlüğün başına getirdi. Okuduğunu anlamadığı belliydi. Bu durum Alexey Aleksandroviç'in canını sıktı. Kaşlarını çattı. Seryoja'nın birçok kez dinlediği, çok anladığı için hiçbir zaman birdenbire, sözcüğünün bir zarf olduğunu anımsayamadığı gibi anımsayamadığı şeyi anlatmaya başladı ona. Seryoja korku okunan gözlerle babasına bakıyor, yalnızca bir şeyi düşünüyordu. Babası, kimi zaman yaptığı gibi şimdi de yineletecek miydi ona anlattıklarını? Bu düşünce Seryoja'yı çok korkutuyordu. Babasının anlattıklarından hiçbir şey anlamıyordu çünkü. Ama babası yineletmedi anlattıklarını. Kutsal tarih dersine geçti. Seryoja olayları çok güzel anlattı. Ama bazı olayların nedenleri sorularına yanıt vermesi gerekince, bu ders yüzünden daha önce cezalandırılmış olmasına karşın, bu konuda bir şey bilmediği anlaşıldı. Hiçbir şey söylemediği, bocaladığı, çakısıyla masayı oymaya, sandalyesinde sallanmaya başladığı yer, tufandan önceki peygamberlerden söz etmesi gereken yerdi. Ölmeden önce göğe alınan İdris peygamberden başka bu peygamberlerin hiçbirini anımsamıyordu. Öteki peygamberlerin adlarını biliyordu ama şimdi hepsini unutmuştu. Kutsal tarihte en çok sevdiği kişi İdris peygamberdi. Şimdi kafasında İdris peygamberin ölmeden göğe alınması ile ilgili, bakışı babasının saat kösteğiyle yeleğinin yarı ilikli düğmesine takılmış, kendini kaptırdığı uzun bir düşünce dizisi olduğu için unutmuştu öteki peygamberlerin adlarını. Ona sözü öylesine çok edilen ölüme tam inanmıyordu Seryoja. sevdiği insanların, hele hele kendisinin öleceğini akla almıyordu. Onun için olmayacak, anlaşılmaz bir şeydi ölüm. Ama herkesin öleceğini söylüyorlardı. İnandığı insanlara soruyordu. Onlar da doğruluyorlardı bunu. İsteksiz olsa bile, dadısı da aynı şeyi söylüyordu. Ama İdris peygamber ölmemişti. Demek herkes ölmüyordu. Seryoja, niçin herkes Tanrı'nın sevgisini onun kadar kazanıp ölmeden göğe alınmasın, diye düşünüyordu. Kötüler, yani Seryoja'nın sevmediği insanlar ölebilirlerdi. Ama iyiler İdris peygamber gibi olabilirlerdi. Evet, say bakalım bu peygamberleri. İdris, onu söyledin. Çok kötü bu Seryoja, çok. Bir Hristiyan için en önemli olan şeyi öğrenmeye çalışmazsan neye ilgi duyabilirsin? Alexey Aleksandrovich ayağa kalktı. Ben hoşnut değilim senden. Piotr Ignatyevich de başöğretmen değil. Ceza vermek zorundayım sana. Babası da, öğretmeni de hoşnut değildi Seryoja'dan. Gerçekten hiç iyi değildi dersleri. Ama onun yeteneksiz bir çocuk olduğu söylenemezdi. Tam tersine, öğretmenin ona örnek gösterdiği çocukların hepsinden çok çok yetenekli, zekiydi. Babası, onun, kendisine öğretilenleri öğrenmek istemediği kanısındaydı. Ne var ki, öğrenemezdi bunları. Öğrenemezdi çünkü ruhunda babasıyla öğretmeninin uyandırmaya çalıştıklarından çok daha güçlü, onun için zorunlu istekler vardı. Bu istekler, babasıyla öğretmeninin uyandırmaya çalıştıkları isteklerle çeliştikleri için Seryoja düpedüz cenkleşiyordu onu eğitmeye çalışanlarla. 9 yaşındaydı. Çocuk sayılırdı daha. Ama kendi ruhunu biliyordu. Değerliydi onun için ruhu. Göz kapağının gözü korunduğu gibi de koruyordu onu. Sevgi anahtarı olmayan hiç kimseyi bırakmıyordu ruhuna. Öğretmenleri, onun öğrenme isteksizliğinden yakınıyorlardı. Oysa öğreneceklerini öğretmenlerinden değil, Kapitoniç'ten, dadısından, Nadenka'dan, Vasili Lukiç'ten öğreniyordu. Babasıyla öğretmeninin, kendi değirmenlerinin çarklarını döndürmesi için bekledikleri su çoktan başka yerlere akıp gitmiş, başka değirmenlerin çarklarını döndürüyorlardı. Babası Seryoja'ya, Lidya Ivanovna'nın yeğeni Nadenka'nın yanına gitmeme cezasını verdi. Ama bu ceza Seryoja'nın hoşuna gitmişti. Vasili Lukiç'in keyfi yerindeydi. Seryoja'ya kağıttan yel değirmeni yapmasını öğretti. Seryoja bütün akşamı kağıttan yel değirmeni yapmakla, bir kanadına tutunup ya da kendini bağlayıp dönebileceği bir yel değirmenini nasıl yapabileceğini düşünmekle geçirdi. Bütün akşam annesini hiç düşünmemişti. Ama yatağa girince birden anımsadı onu. Yarın, doğum gününde annesinin artık saklanmayı bırakıp ona gelmesi için kendi sözcükleriyle dua etti. Vasili Lukiç, fazladan ne için dua ettiğimi biliyor musunuz? Derslerinizin daha iyi olması için mi? Hayır. Oyuncak için mi? Hayır. Bilemezsiniz. Çok hoş bir şey. Ama sırdır. Duam kabul edilince söyleyeceğim size. Anlayamadınız mı hala? Vasili Lukiç gülümseyerek aslında çok seyrek gülümserdi karşılık verdi. Hayır, anlayamadım. Siz söyleyin. Neyse hadi yatın artık, mumu söndüreceğim. Seryoja neşeyle gülümsedi. Gördüğüm, gelmesi için dua ettiğim şeyi karanlıkta daha iyi görüyorum zaten, dedi. Gördünüz mü, az kaldı açıklıyordum sırrımı. Mumu götürmelerinden sonra Seryoja annesinin sesini duydu, varlığını hissetti. Annesi başucunda ayakta duruyor, sevgi dolu bakışıyla okşuyordu onu. Ama değirmenler çıktı ortaya, bir çakı gördü, her şey birbirine karıştı sonra uykuya daldı. Vronski ile Anna, Petersburg'da en iyi otellerden birine inmişlerdi. Vronski alt katta ayrı bir daireye, Anna bebekle bebeğin süt annesi ve kendi oda hizmetçisiyle üst katta 4 odalı büyük bir daireye yerleşmişlerdi. Geldikleri gün ağabeyine gitti Vronski. Orada Moskova'dan işleri için gelmiş annesiyle karşılaştı. Annesiyle yengesi ortada bir şey yokmuş gibi karşıladılar onu. Yurt dışına geziyle ilgili sorular sordular, tanıdıkları üzerine konuştular. Ama Anna ile arasındaki ilişkiden bir sözcükle bile söz etmediler. Devrisi sabah ağabeyi geldi Vronski'ye. Anna'yı kendi sordu ona. Alexey Vronski de ağabeyine açık açık, Karenina ile arasındaki bağ nikah gözüyle baktığını, Anna'nın kocasından boşanmasını sağlayabileceğini umduğunu, o zaman onunla evleneceğini, o zamana kadar da onu karısı olarak kabul ettiğini, bunu annesine ve kendi karısına anlatmasını dilediğini söyledi. "Sosyetenin bunu önemseyip önemsememesi umurumda değil," diye ekledi. "Ama akrabalarım benimle akrabalık ilişkilerini sürdürmek istiyorlarsa, karımla da akrabalık ilişkisi kurmalıdırlar." Küçük kardeşinin düşüncelerine her zaman saygı duymuştu ağabeyi. Sosyete bu konuda kararını vermeden, kardeşinin haklı mı haksız mı olduğu konusunda düşüncesini söylemiyordu. Kendisi için bir sakınca söz konusu değildi. Alexey ile birlikte Anna'yı görmeye üst kata çıktı. Vronski ağabeyinin yanında da, herkesin yanında olduğu gibi siz diyordu Anna'ya. Ona yakın bir tanıdık gibi davranıyordu. Ama ağabeyinin her şeyi bildiğini, kardeşinin ona Anna ile birlikte yaşadığını söylediğini çıtlatmıştı Anna'ya. Sosyeteyi çok iyi tanımasına karşın, içinde bulunduğu yeni durum yüzünden tuhaf bir yanılgı içindeydi Vronski. Görünüşte, sosyetenin Anna ile ona kapalı olduğunu anlaması gerekirdi. Ama şimdi bulanık bir takım düşünceler dolmuştu kafasında. Bunun eskiden böyle olduğunu, şimdi ise, toplum böylesine hızlı ilerlemişken, kendi de farkına varmadan, her çeşit ilerlemenin savunucusu olmuştu şimdi, sosyetenin dünya görüşünün de değişmiş olması gerektiğini, sosyeteye kabul edilip edilmeyecekleri sorununun henüz karara bağlanmadığını düşünüyordu. Saray sosyetesi elbette kabul etmeyecektir Anna'yı, diye geçiriyordu içinden. Ama yakınları, tanıdıkları gerektiği gibi anlayabilirler onu, anlamak zorundadırlar. Oturuş biçimini değiştirmesine hiçbir şeyin engel olamayacağını bildiği sürece, bağdaş kurup birkaç saat öylece oturabilir insan. Ama bacaklarını altında toplamış durumda oturmak zorunda olduğunu biliyorsa, bacak kasları sızlamaya başlar. Bacakları, onları uzatmak istediği yana kendiliklerinden çekilirler. Sosyete konusunda Vronski de aynı şeyi hissediyordu. Ruhunun derinliklerinde sosyetenin onlar için kapalı olduğunu bilmesine karşın, sosyetenin değişip değişmediğini, onları kabul edip etmeyeceğini öğrenmeye çalışıyordu. Ama çok geçmeden, sosyetenin kendisine açık olduğunu, ama Anna'ya kapalı olduğunu anlamıştı. Tıpkı kedi-fare oyunundaki gibi, onu içeri almak için kaldırılan kollar, Anna girerken hemen indiriliyorlardı. Petersburg sosyetesinin bayanlarından, Vronski'nin ilk gördüğü kuzini Betsy oldu. Betsy sevinçle karşıladı onu. Nihayet. Ya Anna? Ah, ne sevindim. Nerede kalıyorsunuz? O hoş, güzel gezinizden sonra Petersburg'umuzun size ne korkunç geleceğini tahmin edebiliyorum. Roma'da geçirdiğiniz balayınızı getiriyorum gözümün önüne. Boşanma işinden ne haber? Hallettiniz mi her şeyi? Boşanma işinin halledilmediğini öğrenince, Betsy'nin neşesinin kaçtığını fark etti Vronski. Betsy, biliyorum, olmadık şeyleri söyleyecekler benim için dedi. Ama Anna'yı görmeye geleceğim gene de. Çok kalmayacak mısınız burada? Gerçekten de hemen o gün Anna'ya geldi Betsy. Ama eski davranışlarına hiç benzemiyordu şimdiki davranışı. Gösterdiği cesaretle övündüğü, dostluğuna bağlılığını Anna'nın anlamasını, bunun değerini bilmesini istediği belliydi. 10 dakika kadar kaldı, sosyetedeki yeniliklerden söz etti, giderken de, "Ne zaman boşanacağınızı söylemediniz," dedi. "Hadi tutalım ki ben hiçbir şeye aldırmadım, ama ötekiler, dış görünüşten başka bir şeye değer vermeyen kalın kafalılar, resmen evleninceye dek soğukluğun kırbacıyla kırbaçlayacaklardır sizi. Hem bu devirde öylesine kolaylıkla yapıyorlar ki bunu." Çasef'e ait. 91 Pazartesi'ye gidiyorsunuz demek. Ne yazık, bir daha görüşemeyeceğiz. Betsy'nin davranışından, sosyeteden ne bekleyebileceğini anlaması gerekirdi Vronski'nin. Oysa bir denemeye de kendi ailesinde girişti. Annesinden umudu yoktu, ilk tanıştıklarında Anna'ya öylesine hayran kalan annesinin oğlunun meslekte yükselmesine engel olduğu için şimdi ona karşı insafsız olduğunu biliyordu. Ama Varya'dan, ağabeyinin karısından çok şey bekliyordu. Onun Anna'ya kötü gözle bakmayacağını, o içten, kararlı havasıyla gidip onu göreceğini, evine buyur edeceğini umuyordu. Vronski, Petersburg'a geldiklerinin ertesi günü Varya'ya gitti. Onu yalnız görüp isteğini açık açık söyledi. Varya onu dikkatle dinledikten sonra, "Seni ne çok sevdiğimi, senin için her şeyi yapmaya hazır olduğumu bilirsin Alexi," dedi. "Ama sana da Anna Arkadyevna'nın adını üzerine basa basa söylemişti, yararlı olamayacağım için sustum dün. Kimseyi suçladığımı sanma lütfen. Aklımın ucundan geçirmem böyle bir şeyi. Onun yerinde olsaydım belki ben de aynı şeyi yapardım." Vronski'nin bulutlanan yüzüne ürkek ürkek baktı. "Ayrıntılara girmiyorum. Giremem de. Ama adını koymak zorundayız her şeyin. Ona gitmemi, onu evime konuk etmemi, böylece sosyetedeki yerini yeniden almasını sağlamamı istiyorsun. Ama bunu yapamayacağımı anlamaya çalış. Kızlarım büyüyor. Hem kocamı düşünerek davranışlarımı ona göre ayarlamalıyım sosyetede. Tutalım ki gittim Anna Arkadyevna'ya. Onu evime buyur edemeyeceğimi, edersen bile bunu, onun burada, bu duruma başka gözle bakan kimselerle karşılaşamayacağı bir biçimde ayarlamak zorunda olduğumu anlayacaktır. Gururuna dokunacaktır bu. Kaldıramam onu ben." Vronski, daha da kararmış bir yüzle kesti yengesinin sözünü. "Öyle, ama onun, evinizde ağırladığınız yüzlerce kadından daha düşük olmadığını biliyorum." Yengesinin kararını değiştiremeyeceğini anlamıştı artık. Bir şey söylemeden kalktı. Varya, dudaklarında ürkek bir gülümsemeyle Vronski'nin yüzüne bakarak, "Alexi," dedi. "Kızma bana. Benim bir suçum olmadığını anlamaya çalış, lütfen." Vronski gene yüzü asık, "Sana kızdığım yok," dedi. "Yalnız, şimdi bir o kadar daha çoğaldı acım. Bunun dostluğumuzu bozması daha da artırıyor acımı. Tutalım ki bozmuyor dostluğumuzu, ama zayıflattığı bir gerçek. Benim için tutulacak başka bir yolun olmadığını anlıyorsun sanırım." Başka bir şey söylemeden çıktı Vronski. Daha başka denemelerde bulunmasının bir sonuç vermeyeceğini, Petersburg'da bu birkaç günü, ona büyük acı verecek herhangi bir tatsızlıkla, hakaretle karşılaşmamak için eski çevreleriyle ilişki kurmadan, yabancı bir kentteymiş gibi geçirmeleri gerektiğini anlamıştı. Petersburg'daki durumun en tatsız yanlarından biri de sanki her yerde Alexey Aleksandrovich'in bulunması, her yerde onun adının geçmesiydi. Sözün dönüp dolaşıp sonunda Alexey Aleksandrovich'e gelmediği bir konuşmaya başlamak, onunla karşılaşmayacağı bir yere gitmek olanaksızdı sanki. Hiç değilse Vronski'ye bir parmağı yaralı olan bir insanın, inadınaymış gibi hep bu parmağını sağa sola çarpacağını sandığı gibi öyle geliyordu. Petersburg'da geçirdikleri birkaç günün Vronski'ye daha ağır gelmesinin bir nedeni de Anna'da yeni, anlaşılmaz bir değişiklik görmesiydi. Anna kimi zaman ona aşıkmış gibi davranıyor, kimi zaman da soğuk, sinirli içine kapanık oluyordu. Bir şey acı veriyordu ona. Vronski'den bir şey gizliyordu. Vronski'nin günlerini zehir eden çok duyarlı olduğu için kendisine daha da acı veren hakaretleri fark etmiyordu sanki. Anna'nın Rusya'ya dönmesinin nedenlerinden biri de oğlunu görmekti. İtalya'dan yola çıktıklarından bu yana, oğluyla görüşeceği düşüncesi her an heyecanlandırmıştı onu. Petersburg'a yaklaştıkça bu görüşmenin sevinci de, önemi de giderek büyümüştü gözünde. Bu görüşmeyi nasıl sağlayabileceğini sormuyordu kendine. Oğluyla aynı kentte bulunduktan sonra onunla görüşmesinin olan, kolay olacağını sanıyordu. Ama Petersburg'a geldiklerinde toplum içindeki durumunu bütün çıplaklığıyla görmüş, oğluyla görüşmesinin güç olduğunu anlamıştı. 2 gündür Petersburg'daydı. Oğlunu görmek düşüncesi bir an bile çıkmamıştı aklından. Ama hala görememişti onu. Doğrudan eve, Alexey Aleksandroviç ile karşılaşabileceği eve gitmeye hakkı olmadığını biliyordu. İçeri almayabilirlerdi onu. Hakaret edebilirlerdi. Kocasına yazmak, onunla ilişki kurmak. Bunu düşünmek bile acı veriyordu ona. Yalnızca, kocasını düşünmediği zamanlar huzur içinde hissediyordu kendini. Oğlunun nerede, ne zaman gezintiye çıktığını öğrenip onu uzaktan görmek yetmezdi ona. Bu görüşmeye kendisini öylesine hazırlamıştı ki, oğluna söyleyecek öylesine çok şey vardı, onu kucaklamayı, öpmeyi öylesine istiyordu ki. Seryoja'nın yaşlı dadısı yardım edebilirdi ona. Ne yapması gerektiğini söyleyebilirdi. Ama dadı Alexey Aleksandroviç'in evinden çıkarılmıştı. Bu kararsızlık ve dadıyla ilişki kurmak çabaları içinde 2 gün geçmişti. Anna, Alexey Aleksandroviç ile Kontes Lidiya İvanovna arasındaki ilişkiyi öğrenince 3. gün Lidiya İvanovna'ya yazmaya karar vermişti. Üzerinde uzun süre çalışmasını gerektiren o mektupta oğlunu görmesine izin verilmesinin kocasının yüce gönüllülüğüne bağlı olduğundan bilerek söz etmişti. Mektubu kocasına gösterirlerse, onun yüce gönüllü koca rolünü sürdürüp bu isteğini geri çevirmeyeceğini biliyordu. Mektubu götüren otel uşağı ona hiç beklemediği, en sert yanıt verilmeyeceği yanıtını getirmişti. Anna uşağı odasına çağırıp ondan her şeyi ayrıntılarıyla öğrendiği dakikadaki kadar küçülmüş hissetmemişti kendini ömründe. Uşak uzun süre yanıt beklemişti. Sonra yanıt verilmeyeceğini söylemişlerdi ona. Anna küçülmüş, hakarete uğramış hissediyordu kendini. Ama Kontes Lidiya İvanovna'nın da kendi açısından haklı olduğunu biliyordu. Buna bir başına katlanmak zorunda olması acısını daha da artırıyordu. Vronski ile paylaşamazdı acısını. Paylaşmak da istemiyordu. Onun mutsuzluğunun başlıca nedeni olan Vronski, onun oğluyla görüşmesi konusunu önemsemeyebilirdi. Bunu biliyordu Anna. Onun acısını Vronski'nin bütün derinliğiyle hiçbir zaman anlayamayacağını, bu konu açılınca takınacağı soğuk tavır yüzünden ondan nefret edeceğini biliyordu. Dünyada en çok korktuğu buydu. Bu yüzden oğluyla ilgili her şeyi gizliyordu ondan. Bütün günü odasında, oğluyla görüşme yollarını araştırarak geçirdikten sonra kocasına yazmaya karar vermişti. Lidiya İvanovna'nın mektubunu getirdiklerinde, kocasına yazdığı mektubu tamamlamıştı bile. Kontes'in susması, mektubuna yanıt vermemesi biraz yumuşatmış, yatıştırmıştı Anna'yı. Ama bu mektup, bu satırlar arasında okuduğu şeyler onu öylesine sinirlendirmiş, bu nefret ona, oğluna beslediği haklı, tutku dolu şefkatin yanında öylesine çirkin görünmüştü ki, kendini suçlamayı bırakıp başkalarından nefret etmeye başlamıştı. Bu soğukluk, bu yapmacık, diyordu kendi kendine. Onların istedikleri bana hakaret etmek. Çocuğa da acı çektirmek. Boyun mu eğeceğim buna? Asla. Kontes denen o kadın benden daha kötüdür. Hiç değilse yalan söylemiyorum ben. Kararını vermişti. Devrisi gün, Seryoja'nın doğum günü kocasının evine gidecekti. Uşakları parayla satın alacak, yalan söyleyecek, ama ne pahasına olursa olsun oğlunu görecek, zavallı çocuğu kuşattıkları o çirkin yalan çemberini parçalayacaktı. Bir arabaya binip oyuncak mağazasına gitti. Bir sürü oyuncak aldı. Ne yapacağını planladı aklında. Alexey Aleksandroviç kalkmadan, sabah erken, saat 8'de gidecekti eve. Onu içeri almaları için kapıcıyla uşağa vereceği parayı elinde tutacaktı. Peçesini kaldırmadan, kendisini Seryoja'nın vaftiz babasının, doğum gününü kutlaması için yolladığını, görevinin oyuncakları çocuğun karyolasının yanına koymak olduğunu söyleyecekti. Oğluna söyleyeceği sözleri hazırlamamıştı yalnızca. Bu konuda çok düşünmüştü ama söyleyecek bir şey bulamamıştı. Sabah saat 8'de kiralık bir faytondan inip eski evinin ana kapısını çaldı. Henüz giyinmemiş Kapitoniç sırtında paltosu, ayaklarında lastik pabuçları, pencereden tam kapının önünde duran yüzü örtülü hanımefendiye baktı. Gidip bak bakalım ne istiyor. dedi. Bir hanımefendi. Anna'nın tanımadığı temiz pak bir delikanlı olan kapıcı yardımcısı kapıyı açar açmaz içeri daldı. Manşonunun içinden 3 rublelik bir kağıt para çıkarıp delikanlının eline tutuşturdu. "Seryoja. Sergey Alekseyeviç," diye mırıldandı. Yürümüştü ki kapıcı yardımcısı elindeki paraya şöyle bir baktıktan sonra öteki camlı kapının önünde durdurdu onu. "Kimi görmek istiyorsunuz?" diye sordu. Anna delikanlının ne dediğini duymadı. Karşılık da vermedi. Yabancı hanımefendinin şaşkınlığını fark eden Kapitoniç kendi geldi. Cam kapıyı açtı, ne istediğini sordu. "Prens Skorodumov'dan Sergey Alekseyeviç'e geliyorum," dedi Anna. Kapıcı Anna'nın peçeyle örtülü yüzüne dikkatli dikkatli baktı. "Küçük bey kalkmadılar daha," dedi. Anna 9 yıl yaşadığı evin hiç değişmeyen antresinin onu öylesine etkileyeceğini düşünmemişti. Tatlı, acı anılar birbiri ardından doldurdular ruhunu. Niçin burada olduğunu bir an unuttu. Kapitoniç kürkünü alırken, "Bekleyecek misiniz efendim?" diye sordu. Kürkünü aldıktan sonra yakından yüzüne bakınca tanıdı onu. Bir şey söylemeden öne eğilerek selam verdi. "Buyurun efendim," dedi. Anna bir şey söylemek istedi. Ama sesi çıkmadı. Bakışında suçlu bir yalvarma, sessizce baktı ihtiyarın gözlerinin içine. Çabuk, yumuşak adımlarla merdivene yürüdü. Kapitoniç iyice öne eğilmiş, lastik pabuçlarını basamaklara çarpa çarpa koşarak yetişti arkasından. "Öğretmen orada. Giyinik değildir belki. Haber vereyim." Anna, ihtiyarın ne dediğini anlamadan çıkıyordu tanıdık merdivenlerden. Kapıcı soluk soluğa, "Buradan buyurun efendim, soldan," diyordu. "Kusura bakmayın, dağınık ortalık. Kendileri şimdi eski oturma odasına taşınmış bulunuyorlar. Çok affedersiniz, biraz bekleyiniz, önce ben bir bakayım." Kapitoniç önden koştu. Yüksek bir kapıyı açıp içeri girdi. Anna durup bekledi. Kapıcı döndü. "Kendileri yeni uyandılar," dedi. Kapıcı bunu söylediği anda Anna bir çocuk esnemesi duymuştu. Yalnız bu sesten tanımıştı oğlunu. Görür gibi olmuştu onu. "Bırak ben geçeyim, bırak sen git," dedi. Yüksek kapıdan girdi. Sağda bir karyola vardı. Karyolada yeni kalkmış, geceliğinin önü açık bir çocuk oturuyor, gerinerek esnemesini tamamlıyordu. Dudakları tam birleşecekleri anda mutlu, uykulu bir gülümsemeyle kıvrıldılar. Çocuk dudaklarında bu gülümseme, yavaşça, tatlı tatlı sırtüstü yeniden yatağa bıraktı kendini. Anna sessizce yaklaştı. "Seryoja," diye fısıldadı. Oğlunu düşünürken, içinde büyük bir sevginin kabardığı son zamanlarda, Anna onu en çok sevdiği haliyle 4 yaşındaki haliyle getiriyordu gözünün önüne. Oysa Seryoja şimdi, onun bıraktığı zamanki gibi bile değildi. 4 yaşındaki halinden daha da uzaklaşmış, boy atmış, zayıflamıştı. Neydi bu? Yüzü ne kadar süzülmüştü öyle. Ne kısaydı saçları. Kolları ne uzundu. Onu bıraktığından bu yana ne çok değişmişti. Ama gene de Seryoja'ydı bu. Başının biçimiyle, dudaklarıyla, yumuşacık boynuyla, geniş omuzcuklarıyla Seryoja'ydı. Çocuğun tam kulağının dibinde bir kez daha, "Seryoja," diye fısıldadı. Seryoja dirseğine dayanarak doğruldu. Saçları karmakarışık başını bir şey arıyormuş gibi bir o yana, bir bu yana çevirdi. Gözlerini açtı sonra. Karşısında kıpırdamadan duran annesine sessiz, soru dolu bakışlarla birkaç saniye baktı, sonra ansızın mutlu bir gülümseme belirdi dudaklarında. Kendiliklerinden kapanan gözlerini yeniden kapayıp attı kendini gene, ama bu kez arkaya değil, annesine doğru, onun kollarının arasına. Anna, oğlunun yumuşacık bedenini kolları arasında sıkarak tıkanacak gibi, "Seryoja," diye mırıldandı. "Yavrum benim. Seryoja bedeninin her yeri annesinin kollarına değsin diye kıpırdanıp dururken, "Anneciğim," dedi. Gözleri hala kapalı, uykulu gülümseyerek. Tombul kollarını karyolanın arkalığından kurtarıp annesinin boynuna doladı, iyice sokuldu ona. Yalnız çocuklarda olan o tatlı uyku kokusuna, sıcaklığına boğdu onu. Yüzünü onun boynuna, omuzlarına sürmeye başladı. Gözlerini açıp, "Biliyordum," dedi. "Bugün doğum günüm. Geleceğini biliyordum. Hemen kalkıyorum." Böyle söyler söylemez uykuya daldı gene. Anna tutkuyla bakıyordu oğluna. Ayrıldıklarından bu yana onun ne çok büyüdüğünü, değiştiğini görüyordu. Onun, yorganın altından çıkmış çıplak, şimdi kocaman olmuş ayaklarını bir tanıyor, bir tanıyamıyordu. Bu süzülmüş yanaklar, eskiden öylesine sık sık öptüğü ensesindeki kısa kesilmiş bukle bukle saçlar yabancı değillerdi ona. Bütün bunlara bir dokunuyor, bir şey söyleyemiyordu, hıçkırıklar düğümlenivermişti boğazında. Seryoja iyice uyandıktan sonra, "Niçin ağlıyorsun anneciğim?" dedi. Sesini yükseltip ağlamaklı, "Anne, niçin ağlıyorsun?" diye yineledi. "Ağlamayacağım. Sevinçten ağlıyorum. Çoktandır görmemiştim seni. Ağlamayacağım, ağlamayacağım." Hıçkırıklarını bastırmaya çalışıyordu Anna. Başını öte yana çevirdi. Bir süre susup kendini toparladıktan sonra, "Hadi giyin artık, geç oldu," dedi. Oğlunun elini bırakmadan, karyolasının hemen yanındaki giysilerinin hazır beklediği sandalyeye oturdu. Sakin, neşeli görünmeye çalışıyordu. "Ben olmadan nasıl giyiniyorsun bakalım? Nasıl?" diye başlamak istedi. Ama konuşmasını sürdüremedi. Başını öte yana çevirdi gene. "Soğuk suyla yıkanmıyorum. Babam istemiyor. Vasili Lukiç'i görmedin mi? Şimdi gelir. Giysilerimin üzerine oturmuşsun." Seryoja kahkahayla gülmeye başladı. Anna dönüp yüzüne baktı, gülümsedi. Seryoja gene annesinin kollarına attı kendini, kucakladı onu. "Canım anneciğim," dedi. "Annem benim." Ancak şimdi, annesinin gülümsemesini gördükten sonra anlamıştı olup biteni. Annesinin başındaki şapkayı çıkarırken, "Şunu çıkar," dedi. Sonra annesi şapkasız kalınca, onu yeni görmüş gibi, öpmek için bir kez daha atıldı boynuna. Söyle bakalım, ne düşünüyordun benim için? Öldüğümü düşünmedin ya. Hiçbir zaman inanmadım. İnanmadın mı? Yavrum." Seryoja en çok sevdiği sözü yineledi, "Biliyordum, biliyordum." Sonra annesinin saçlarını okşadığı elini tutup avuç içini dudaklarının üzerine bastırdı, öpmeye başladı.